Sevgili arkadaşlar, merhabalar, herkese selamlar. Kuantum algoritmalar derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bundan önceki derslerimizde Deutsch algoritması ve bunun genelleştirilmiş hali olan Deutsch-Jose algoritması ve akabinde Gruber algoritmasını görmüştük. Bugün ise Shor algoritmasını göreceğiz. Arkadaşlar, öncelikle Shor algoritması bu kuantum algoritmalar içerisinde belki de gerçek hayatta uygulaması olan en gerçekçi ve en ilginç algoritmalardan bir tanesi. Ve Shor algoritmasını yaparken de birçok kuantum hesaplama tekniği de beraberinde öğrenmemiz gerekecek. Bu yönüyle önemli bir algoritma olarak değerlendiriyorum. Arkadaşlar, Shor algoritması hemen başlarken bir cümleyle ifade etmek gerekirse eğer, büyük sayıların asal çarpanlarını bulmamıza yardımcı olan bir algoritmadır. Peki bu neden önemlidir? Niye biz sayıların asal çarpanlarını öğrenelim ki diye sorabilirsiniz. Bunun cevabı şu arkadaşlar. Öncelikle klasik bilgisayar için, yani bizim her gün gündelik hayatta kullandığımız cep telefonlarımız olsun, masaüstü veya dizüstü bilgisayarlarımız olsun, bunlar klasik bilgisayar ve onların kullandığı algoritmalara biz klasik algoritma diyoruz. Klasik bir bilgisayar için büyük bir sayının asal çarpanlarına ayrılması çok zor bir problem. Tam tersi çok kolay aslında. Yani iki tane sayıyı veya ikiden fazla sayıyı bir klasik bilgisayar çarpıp sonucu çok kolay bir şekilde bulabilir. Sayı ne kadar büyük olursa olsun. Ancak tersinden gitmek son derece zor. Bunu genellikle şöyle bir örnekle izah ediyoruz öğrencilerimize. Mesela elinizde birçok farklı renk olsun. Sizden bu renkleri karıştırıp bir sonuç renk bulmamı istersem eğer, bunu yapmak son derece basittir sizin için. Tek yapmanız gereken bütün renkleri alıp bir araya getirmek, karıştırmak ve hangi rengin ortaya çıktığını bulmak olacaktır. Fakat birçok rengin karışımı olan sonuç bir renk verdiğim zaman size, bu hangi renklerden meydana gelmiştir diye sorarsam, işte bunu bulmak bir öncekine göre o kadar kolay olmayabilir. Klasik bilgisayarlar için sayıların asal çarpanları da aynı şekilde. Birkaç ya da iki tane sayının çarpımını bulmak çok kolay. Ancak verilen bir sayının hangi çarpanlardan oluştuğunu bulmak, yani süreci tersine işletmek bir klasik bilgisayar için son derece zor. Arkadaşlar, bu zorluktan dolayı, neyse ki zor, bu zorluktan dolayı biz internette kolayca alışveriş yapabiliyoruz. Kredi kartlarımızla alışveriş yapabiliyoruz. Şifrelerimiz bir başkasının eline geçmiyor. RSA kripto sistem dediğimiz kripto sistem bu sayıların asal çarpanlarına ayrılmasının zorluğu prensibi üzerine dayanır. RSA kripto sistem duymuşsunuzdur. Bu üç tane bilgisayarcının baş harfleri alınır. Aslında soy isimlerinin ilk harfleri RSA. RSA kripto sistem 1977 yılında bir algoritma yazıp yayınladıkları için RSA kripto sistem olarak biliniyor. Bu kripto sistem sayıların asal çarpanlarının bulunmasının zorluğu üzerine dayanır. Bu sayede bizler internette güvenli bir şekilde alışveriş yapabiliyoruz. E-maillerimiz sadece biz okuyabiliyoruz vesaire. Şimdi arkadaşlar, mesela klasik bir bilgisayar için bu ne kadar zor diye sorarsak, ne eğer şey ise bir sayı ikilik sistemde yazıldığında bu ne bit sayısı ise eğer, bit sayısı ise mesela 1000 bitlik bir sayıyı, bu ne sadece 0 ve 1'lerden oluşuyor ki o ondalık sistemde yazıldığında yaklaşık olarak 300 tane rakama tekabül ediyor. Bir sayının asal sayının çarpımı olan bir sayının asal çarpanlarını bir klasik bilgisayar on binlerce yıl çalışırsa ancak bulabilir. Yapılan hesaplar bunu gösteriyor. Dolayısıyla pratikte asal sayıların büyük sayıların asal çarpanlarının bulunması imkansız. Ancak arkadaşlar, aynı sayı, mesela 1000 bitlik bir sayı, bir şimdi göreceğimiz işte kuantum algoritma olan Shor algoritması birkaç dakikada bulabiliyor.
Ve dolayısıyla eksponansiyel olarak daha hızlı bir şekilde bulabiliyor. Ve müthiş bir hız bu. Eğer bir gün kuantum bilgisayarlar çok yaygın olarak kullanılırsa, dolayısıyla kripto sistemin, şimdiki kullandığımız kripto sistemin de mutlaka değişmesi gerekecektir. Çünkü bu haliyle hiçbir şifre güvende olmayacaktır. Değerli arkadaşlar, şimdi birazcık Shor algoritmasında neler yapacağız onu bir özet olarak anlatmak istiyorum öncelikle. Öncelikle biz bugün bu dersimizde Shor algoritmasını genel anlamda temel mantığını ben anlatacağım size. Daha sonra Shor algoritmasını gerçekten bir kuantum algoritmasının ne olduğunu anlatmak için bazı matematiksel tekniklere ihtiyacımız var. Ki bunlar kuantum Fourier dönüşümü ve kuantum faz kestirimi dediğimiz iki tane temel kuantum algoritma uygulaması tekniği. Çok önemli bunlar. Bunların bir sürü uygulamaları var. Shor algoritması aslında kuantum Fourier dönüşümünün uygulamalarından sadece bir tanesi. Dolayısıyla özellikle kuantum Fourier dönüşümü ve kuantum faz kestirimi, quantum phase estimation diye geçiyor. Bunlar iki önemli bizim için matematiksel teknik olacak. Bu dersimizde temel mantığını anlatacağım Shor algoritmasının. Daha sonra devam edecek olan ileriki derslerimizde kuantum Fourier dönüşümünü güzelce ayrıntılı bir şekilde yapacağız. Ondan sonraki dersimizde kuantum faz kestirimi yapacağız ve ondan sonraki dersimizde kuantum Shor algoritmasının kuantum devresini çizeceğiz ve kendimizi devre yerine koyup bir tane sayının gerçekten asal çarpanların nasıl bulunduğunu tüm ara işlemleri yaparak bir örnek olarak vereceğiz. Böylece siz Shor algoritmasının ne olduğunu anlamış olacaksınız. Şimdi değerli arkadaşlar, öncelikle bir M sayısı olsun. Biz asal çarpanlarını, bu arada bu dersimizde çok küçük bir şekilde modüler aritmetik de anlatacağım. Modüler aritmetik de aslında Shor algoritmasında kullanılan matematiksel tekniklerden bir tanesi. Fakat modüler aritmetik zaten hepimizin bildiğini zannediyorum. Basit. Ancak ben yine bize yetecek kadar, bizim ihtiyacımız olan kadarını biraz sonra anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, genel anlamda M bir sayı olsun. Bu sayının asal çarpanları en genel anlamıyla P1 üzeri P1, P2 üzeri P2, nokta nokta PK üzeri PK şeklinde asal çarpanlarına ayrılabilir. Örneğin M sayısı 120 ise, eğer 120 asal çarpanlarına ayırırsanız 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde ayrılır. Fakat hesaplamalar göstermiştir ki, eğer M sayısı özel olarak P çarpı Q gibi iki tane asal sayının çarpımı şeklinde yazılırsa, işte bu durum aslında bu P ve Q'yu bulmak bir önceki genel duruma göre çok daha zordur. Dolayısıyla biz Shor algoritması aslında P ve Q şeklinde yazılabilen bir sayının asal çarpanlarını P ve Q, verilen bir sayının P ve Q'sunu bulmak için bize bir teknik sunuyor arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar, öncelikle klasik bir bilgisayarın kompleksitesine bakalım. Yani bir klasik algoritma bu P ve Q sayısını bulurken şu kadar adımda en az buluyor. N dediğim gibi ikilik sayı sisteminde yazıldığında bit sayısı ise, mesela diyelim ki 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1 şeklinde diyelim ki bir sayı olsun. Bit sayısı dolayısıyla. Klasik bir bilgisayar bu P ve Q'yu bulurken E üzeri, o ordur biliyorsunuz, N üzeri 1 bölü 3 logaritma N üzeri 2 bölü 3 kompleksitesinde bulur. Yani eksponansiyel miktarda zaman gerekir bir klasik bilgisayar için P ve Q sayılarını bulmak için. Dolayısıyla N ile birlikte zaman arkadaşlar, dolayısıyla adım sayısı, iterasyon sayısı eksponansiyel olarak artıyor. Ve biz eksponansiyel olarak artışların çok hızlı olduğunu biliyoruz değil mi? Çok kısa bir süre sonra artık baş edilemeyecek kadar büyük rakamlarla karşılaşmış oluyoruz. Buna karşın Shor algoritmasının kompleksitesi arkadaşlar
Ve ona gelmeden evvel demiştim, eğer 1000 tane bitten oluşan bir sayıysa, on binlerce yılda ancak bir yapılan, burada çok kolay bir şekilde zaman hesaplayabilirsiniz. On binlerce yılda ancak bir klasik algoritma P ve Q değerlerini bulabilir. Fakat bir kuantum algoritma olan Shor algoritması bunu şu komplekste de bulur. Komplekstesi şudur. N kare logaritma N logaritma logaritma N. Bu komplekste de bulur. Dolayısıyla bakın eksponansiyel kısım yok olmuş oldu. Yani eksponansiyel olarak daha hızlı bir şekilde P ve Q sayılarını bulabilir. Bu şu şekilde kısaltılabilir. O N küp yaklaşık olarak bu N küpe eşit. N küpten birazcık daha küçük. Şu sayının çarpımı arkadaşlar N küpten birazcık daha küçük şekilde oluyor. Bakın bir tanesi eksponansiyel olarak N ile orantılı. Bu direkt eksponansiyel ortadan kalktı. Dolayısıyla eksponansiyel olarak daha hızlı bir şekilde Shor algoritması bizim P ve Q dediğimiz asal çarpanlarını bulabiliyor. Şimdi değerli arkadaşlar, Shor algoritmasını anlayabilmek için az önce ifade etmiştim. 3 tane matematiksel tekniğe ihtiyaç var. Bir tanesi çok özel, çok özet miktarda modüler aritmetik. İkincisi kuantum Fourier dönüşümü. Üçüncüsü kuantum faz kestirimi. Bazen genelde bu tür konularda arkadaşlar Türkçe kaynak sayısı son derece kıt olduğu için İngilizce kitap okuyan arkadaşlar için burası quantum phase estimation olarak geçiyor. Quantum phase estimation diye de quantum Fourier transform. Quantum Fourier transform dönüşümü, quantum faz kestirimi diyeceğiz Türkçe olarak, bir de modüler aritmetik de çok kısa bir şekilde anlatacağız. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar bizim modüler aritmetiğe ihtiyacımız var. Öncelikle bugünkü dersi anlayabilmek için. Şimdi ben çok kısa bir şekilde modüler aritmetikten hemen bahsedeyim size. Arkadaşlar modüler aritmetik aslında bir haritalama işlemi. Yani bir sayı dizisini başka bir sayı dizisine denk getiren bir matematiksel operasyon. Şimdi eğer bir M sayısı varsa, elimizde bir M sayısı varsa ve biz herhangi bir sayıyı mod M'de yazacaksak şu şekilde yazarız. A denktir B mod M. Bu şu anlama gelir. Hepiniz biliyorsunuz. A sayısı ile B sayısı mod M'de yazıldığında birbirine denktir demektir. Aynı şeylerdir demektir. Tamam mı? Dolayısıyla bu sayıdan bu eşitlik olarak yazmak istersek bunu şöyle yazarız. Biliyorsunuz A sayısı eşittir bir tam sayı çarpı M, ona J diyelim, artı B olacak. Buradaki J sayısı tam sayılar kümesine ait. Sıfır da olabilir. Ve pozitif tam sayılar yani. Biraz sonra göreceğiz negatif sayılar da belli bir modda yazılıyor. O zaman J negatif de olabiliyor. Arkadaşlar bu şekilde yazabiliyoruz ve bu sayıyı dolayısıyla M'ye böldüğümüzde, değil mi? Kalandır B aslında. Örneğin 5 denktir 2 mod 3. Mod 3'te yazdığımızda 5 sayısı ile 2 sayısı aslında birbiriyle denk olan 2 sayı olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar, çünkü 5'i 3'e böldüğümüz zaman kalan 2 olacaktır. Şimdi değerli arkadaşlar, hangi modda yazdığımıza bağlı olarak sayı dizilerinin karşılık geldiği sayıların belli bir limiti vardır. Örneğin eğer biz mod 2'de, bir kere mod 1'de sayılar yazmanın bir anlamı yok. Çünkü bütün sayılar 1'e bölünüyorlar. Hepsi kalan 0'dır. Dolayısıyla mod 1'de tüm sayılar yine kendilerine
haritalanırlar. Yani hepsi sıfıra daha doğrusu denk gelirler. Yani bütün sayılar mod 1'de yazıldığında sıfıra tekabül ediyorlar. Dolayısıyla mod 2'den başlıyoruz. Mod 2'de yazdığımız zaman karşı tarafta yani haritalama yapılan sayı dizileri 0 ve 1'den ancak oluşur. Dolayısıyla bu şey mod 2'de mesela mod 3'de yazdığımızda sayıların karşılık geleceği o haritalama yaptığımız sayılar 0, 1 ya da 2 olabilirler. Aynı şekilde mod 4'te yazdığımızda 0, 1, 2 ve 3 sayıları ancak olabilir. Ve en nihayetinde genel olarak yazdığımızda mod M'de yazdığımızda bütün sayılar 0, 1, 2, 3 nokta nokta M-1 sayılarına denk olurlar. Şimdi bunu bir sayı doğrusu üzerinde çizersek eğer, örneğin şurası 0 olsun, pozitif eksen 1, 2, 3, 4, 5 böyle gitsin. Bu tarafı negatif eksen, -1, -2, -3, -4 ve en nihayetinde -5 olarak geçsin. Şimdi biz bu ondalık sayı dizisi biliyoruz. Eğer diyelim ki mod 2'de yazacağız. Yukarıda da başka bir sayı dizisi yazacağım. Fakat onları mod 2'de yazmak istiyorum. Dolayısıyla mod 2'de bütün sayılar 0. Tüm modlarda arkadaşlar 0'a denktir. Mod 2'de yazdığım zaman bütün sayı dizileri 0 ve 1'e haritalanacağı için dolayısıyla 0 0'a denk gelir. 1 de 1'e denk gelecek. Aynı şekilde 0 1 0 1 0 1 diye yazacağız. Ve soldan sağa da aynı şekilde 0, 1, 0, 1, 0, 1 şeklinde bunlar gidecekler. Çünkü biliyoruz ki mesela sırayla yapalım. 1 denktir 1'e mod 2'de. 2 0'a denk geliyor mod 2'de. 3 1'dir değil mi? Mod 2'de. 4 0'dır mod 2'de, 5 denktir 1 mod 2 şeklinde gider. Dolayısıyla bütün sayılar mod 2'de yazıldığında 0'a ve 1'e ne yapıyorlar? Denk geliyorlar. Mod 2'de yazdığında böyle. Peki mod 3'te yazarsak nasıl olur? Mod 3'te yazarsak hiçbir hesap bu hesapları yapmaya gerek kalmadan ben mod 3'te yazdığım zaman tüm sayıların 0, 1 ve 2'ye tekabül ettiklerini bildiğim için otomatik olarak aslında şunu yazabiliriz. Mod 2'de, mod 3'te yazdığımız zaman 0 yine 0'a denk geliyor. Dolayısıyla 1, 2, 3 0 pardon, evet 0, 1, 3 olmayacak. 0, 1, 2 özür 0, 1, 2 sonra bakın 0, 1, 2 aynen devam edecek bu. 0, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2. 0, 1, 2, 0, 1, 2 şeklinde devam edecek. Yani aynı sırayı koruyacaklar. Tamam mı? Az sonra ben negatif sayıların nasıl modüler olarak yazılacağını da söyleyeceğim ben size. Bu da mod 3'te yazıldığında bu şekilde oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla modüler aritmetik aslında bir haritalama işlemi. Mod 3'te yazıldığında 5 2'ye gider, 4 1'e gider, 3 0'a gider, 2 tekrar 2'ye gider vesaire. Arkadaşlar, modüler aritmetikte son olarak bir şey tekrar son olarak şunu da ifade edeyim. Negatif sayıların modüler aritmetikte nasıl yazıldığına bakalım. Arkadaşlar bunun için şöyle yapacağız. Bir örnek üzerinde yapalım. Eğer öncelikle şunu yazalım. A denktir genel formülümüz ve mod M. Şimdi eğer A sayısı negatifse A eşittir J çarpı M artı B idi. Değil mi? Eğer A sayısı negatifse J tam sayısı negatif olarak seçilecek. Öyle bir sayıyla çarpacağım ki M ile çarpıldığında bu sonuç M ile çarpıldığında J sonuç A sayısından
birazcık daha az negatif olsun. Mümkün olan en küçük negatif sayı olsun. Sonra eşitliği sağlamak için B uygun bir şekilde seçilir ve mod yazılmış olur. Ne demek istediğimi çok iyi anlamayabilirsiniz. Zannedersem çok iyi anlaşılmadı ama bir örnekle açıklayabiliriz. Mesela eksi 21 sayısının mod 10'da yazıldığında neye tekabül ettiğine bakalım. Tamam. Şimdi bu sayıyı eşitlik olarak yukarıdaki gibi yazıyoruz. Eksi 21 eşittir j çarpı 10 artı b olacak. Şimdi j'yi negatif olarak öyle seçeceğim ki eksi 21'den mümkün olan, yani eksi 21'e mümkün olan en sayı olsun, en yakın sayı olsun ama ondan daha negatif olsun. Yani ondan birazcık daha küçük olsun istiyorum. Eğer 2 ile çarparsam, eksi 2 ile çarparsam eksi 20 olur. Eksi 20, eksi 21'den büyük, dolayısıyla küçük olmaz. Onun için ondan sonraki en yakın tam sayımız eksi 3 olacak. Dolayısıyla j eksi 3 olacak. Eksi 3 ile çarpacağız. Dolayısıyla burası eksi 30 olacak. Peki eksi 30'u 21 yapmak için b'ye kaç eklememiz lazım? 9 eklememiz lazım değil mi? Dolayısıyla eksi 21 denktir 9 mod 10'da. Mod 10'da yazdığımızda eksi 9 ile 21'i topladığımızda değil mi? Eksi 30'a 9 eklediğimizde eksi 21 oluyor. Pekala. Arkadaşlar mesela şu burada da şey yapalım. Hakikaten eksi 4'ün mod 3'te yazıldığında mod 3'te yazıldığında 2'ye denk geldiğini de tekrardan test edelim. Eksi 4 denktir bir sayı bilmiyoruz. Mod 3. Değil mi? Mesela eksi 4 eşittir j çarpı 3 artı b olacak. Eksi 4'ü eksi 4'ten birazcık daha küçük mümkün olan en yakın küçük sayımız eksi 1 ile çarparsam eksi 3 olmaz. Onun için buraya eksi 2 ile çarpacağım. Dolayısıyla eksi 6 olacak. Eksi 6'ya ne eklersem artı 4 olur. Eksi 4 olur, özür dilerim. 2 eklersem değil mi? 2 eklersem buraya artı 2 eksi 6 eksi 4 olacak. Dolayısıyla eksi 4 sayısı mod 3'te yazıldığında 2 sayısına tekabül eder şeklinde negatif sayıları da modüler aritmetikte kullanabiliyoruz. Evet, bu bizim için arkadaşlar yeterli. Bu arada son bir şey söyleyeyim daha doğrusu, ondan sonra devam edeceğim. Belli bir yerden sonra gördüğünüz gibi rakamlar kendilerini modüler aritmetikte tekrar ediyorlar değil mi? Mesela 0, 1, 2 sonra tekrar baştan 0, 1, 2 diye gidiyor. Dolayısıyla bu yukarıdaki bir fonksiyonsa eğer bu fonksiyonun periyodu 2 olmuş oluyor. Yani 2'de sonra kendini tekrar etmiş oluyor. Aslında bu biraz sonra anlam kazanacak. Shor algoritması da bir nevi periyot bulma işidir. Şimdi modüler aritmetik bu kadar. Değerli arkadaşlar, Shor algoritmasında bizim amacımız bir sayının iki tane asal sayının çarpımı şeklinde yazılan bir sayının asal çarpanlarını bulmak, değil mi? M sayısı eşittir P çarpı Q gibi iki tane asal sayının çarpımı şeklinde yazılıyorsa bizim amacımız bunu bulmak. Şimdi en nihayetinde iş dönüp dolaşıp şu denklemi çözme işine gelir. Biraz sonra neden öyle olduğunu da mantığı kendiliğinden ortaya çıkmış olacak. Öyle bir x sayısı olsun ki bu x sayısının karesini aldığım zaman bu sayı mod m'de yazıldığında 1'e tekabül etsin. Özel bir sayı olmuş oluyor bu. Tamam? Öyle bir sayı olsun ki bu sayının karesini aldığım zaman ve asal çarpanlarını bulmak istediğimiz sayı modunda yazıldığında 1'e denk gelsin. Değerli arkadaşlar, bu özelliği sağlayan bir sayı bulursak çözülmüş olacak. Problem büyük bir oranda çözülmüş olacak. Neden? Şimdi eksi 1'i eğer sayının karesi mod m'de yazılabilirse
O zaman bu sayının karesine 1 çıkarırsam M'ye tam bölünmüş olur. Yani 0 olmuş olur değil mi? Eğer modül mod 0 ise o sayıya tam bölünüyor anlamına gelir. Yani x kare eksi 1 sıfıra tekabül eder bu sefer. Mod M'de yazıldığında. Burası iki sayının iki kare farkı şeklinde de düşünülebilir. Dolayısıyla x eksi 1 çarpı x artı 1 sıfır mod M. Şimdi bakın arkadaşlar. Sonuçta biz M sayısının iki tane çarpan, iki sayının çarpım şeklinde yazılmasını istiyorduk. P ve Q'yu bulunmasını istiyorduk. Dolayısıyla bakın M modunda yazıldığında M'ye tam olarak bölünen, dolayısıyla onun kendi çarpanları olan iki sayı şeklinde yazabilmemizin tek yolu, daha doğrusu en kolay, en kestirme yolu x karenin 1'e denk geldiği bir denklemi çözmek oldu. Buradan anlaşılıyor. Tamam mı? Daha sonra bunu yaptıktan sonra bu direkt x artı 1 ile x eksi 1 sayının asal çarpanları olmayabilir. Ancak x eksi 1 ile m'nin en büyük ortak böleni ile x artı 1 ile m'nin en büyük ortak böleni iki asal sayı, iki çarpanların asal sayı, asal çarpanların ikisini de verir. Yani x'i bulduktan sonra burada şu önemli, Shor algoritmasının en önemli adımı şu: x kare eşittir 1 bulmak. Eğer bunu bulursak tek yapmamız gereken şey x diyelim bulundu. O zaman Ober x eksi 1 m ile x eksi 1'in en ortak bölenlerinden, en büyük ortak bölenli asal çarpanlarından bir tanesi olacak. Ober x artı 1 ile yine m'nin en büyük ortak bölenleri, böleni ise diğer asal çarpan olacak. OBEP biliyorsun en büyük ortak bölen. EBOB muydu, OBEP miydi, öyle bir şeydi ama OBEP diyelim. En nihayetinde iki tane sayı varsa bu iki sayının en büyük ortak böleni bir asal çarpan, asal çarpanlardan bir tanesi oluyor. Diğeri de asal çarpanlarından diğer oluyor. En büyük ortak böyle EBOB oluyor değil mi? Tam tersi. En büyük ortak böyle. En büyük ortak böyle. Evet. Şimdi bir tane örnek çözelim arkadaşlar. Mesela biz şimdi tabii ki burada tahta üzerinde işlem yapıyoruz. Gücümüzün yettiği sayıların asal çarpanlarıyla ancak uğraşabiliriz. Küçük sayılar. O küçük sayıların asal çarpanlarını klasik bilgisayar zaten buluyor. Ama önemli olan mantığını anlamamız. Burada arkadaşlar Shor algoritması şurada öne geçiyor. Sayı çok büyük olduğu zaman öne geçiyor. Yoksa küçük sayıların asal çarpanlarını bizim cep telefonlarımız da çok kısa bir şekilde bulabilir. Ancak dediğim gibi, fakat biz tahta üzerinde yaparken çok büyük sayılarla işlem yapamayız. Elle yapabileceğimiz sayılar. Mesela M sayısı eşittir 21 olsun. Şimdi 21 sayısının asal çarpanlarının 3 çarpı 7 olduğunu zaten hemen bilebiliriz değil mi? 21 iki tane asal sayının çarpımı şeklinde yazılır. O da 3 çarpı bir tanesi 3, diğeri 7'dir. Şimdi Shor algoritması şunu şey yapar. Arkadaşlar mod 21'de yazıldığında acaba 1'e denk gelen bir sayı var mıdır diye bakacağız. Şimdi ilk başta hemen x eşittir 1 bunu sağlar. Çünkü 1, 1'in karesi yine 1'dir. Mod 21'de yazılı yine 1'e denk gelir. Hatta eksi 1 de yine bunu sağlar. Fakat çözümümüz artı 1 ve eksi 1 dışında bir sayı olacak. Tamam, artı eksi 1'ler bütün modlarda yazıldığında sağlarlar bu denklemi. Biz onu istemiyoruz. O kolay çözüm. Onun dışında başka bir çözüm. Eğer birkaç tane böyle ararsak göreceğiz ki 8 sayısı bunu sağlıyor arkadaşlar. X eşittir 8 olduğunda bu sayı sağlanıyor. 8'in karesi 64 yapar. 64 de mod 21'de yazıldığında tam 1 yapar değil mi? Çünkü 61'i 21'e böldüğünüz zaman 3 ile çarpacağız. 3 kere 21 63. Kalan da 1'dir. Bu sayı sağlar. Dolayısıyla x sayısı 8. 8'i bulduk. Şimdi ne yapacaktık? EBOB x eksi 1 m. X eksi 1 dediğimiz 7. 7 ile 21'in en büyük ortak böleni. Biliyorsunuz 21 7 ile 3'ün çarpımı, 7 de 7 ile 1'in çarpımı şeklinde yazılıyor.
Bunların en büyük ortak böleni 7 olduğu için bu 7 olacak. Diğeri ise 8 artı 1 yani 9. 9 ile 21'in en büyük ortak böleni 3 çarpı 3. Bu da 7 çarpı 3. En büyük ortak böleni de 3 olacak. Bu şekilde arkadaşlar bulundu. Aslında Shor algoritması şu x sayısını buluyor. Bu x sayısını bulduktan sonra çözüm zaten akabinde geliyor. Fakat buradaki x karenin 1 olarak bulunması çok zor işte arkadaşlar. O fonksiyonun periyodu oluyor aslında. Periyot bulma işlemidir. Büyük sayılarda periyot çok trilyonlarca adım sonra olabilir. Değil mi? Trilyonlarca adım sonra bu bir sayısı, az sonra bakacağım, bir sayısını bulma işlemini gerçekleştirir. Çok büyük adım sonra. Burasının bulunması çok zor. Şimdi bunun için bir yönteme ihtiyacımız var. Biz x'in 8 olduğunu nereden bildik, değil mi? Bu şey için, 21 için evet belki birkaç tane deneme yanılma adımından sonra hemen x'in 8 olduğunu bulabiliriz ancak bunun için bir metoda ihtiyacımız var. Shor bize o metodu sağlıyor. Şöyle diyor arkadaşlar. Diyor ki 21 ile ortak böleni olmayan rastgele bir sayı al. A sayısı alalım mesela. Rastgele bir A sayısı al. A sayısı örneğin 2'yi alalım. 2 ile 21'in hiçbir ortak böleni yok değil mi? Daha sonra şu işlemleri hesapla. Bu fonksiyonu hesapla. 2 üzeri 0 hepsini mod 21'de yaz. Asal çarpanlarını bulmak istediğimiz sayı modunda. 2 üzeri 0 1'e eşittir değil mi? Mod 21'de yazdığında 1 olur. 2 üzeri 1 2 mod 21'de yazıldığında 2 üzeri 2 4 2 üzeri 3 8 2 üzeri 4 16 2 üzeri 5 32 yapar. 11 zannedersem. Değil mi? Sonra 2 üzeri 6 ne yapar? 1 yapar. Mod 21'de yazıldığında. 64 çünkü. Değil mi? 2 üzeri 6 64. İşte bunu bulduk mu arkadaşlar? Şu bir sayısı... bunu devam ettirirsek eğer mesela. Önce devam ettirelim. Farklı bir renkte yazayım. Mesela 2 üzeri 7 hesaplarsanız eğer... Göreceksiniz ki bu 2 üzeri 7 2 olacak. Mod 21'de yazıldığında. 2 üzeri 8 kaç olacak? 4 olacak. Kendini tekrar edecek bundan sonra hep. Diğer sonuçlar gerçekten yapın. 1, 2, 4, 8, 16, 11, 1. Bir, sonra 2, 4, 8, 16, 11. 2 üzeri 9 8 olacak. 1, 1. Ta ki 16, 11 tekrar 1 gelecek. Dolayısıyla bu fonksiyonun periyodu R periyot dersek eğer periyodu 6 olmuş olur. Yani şu 1'i bulduktan sonra arkadaşlar burada duruyoruz. Fonksiyonu, bu bir fonksiyon sonuçta. Bu mod 21'de hesaplandı ve biri tekrar bulduğumuz zaman 6. adımda tekrar 1'i yakaladık. Çünkü 0. adımda 1 vardı. 6. adımda tekrar 1'i yakaladık. Ondan sonra tekrar fonksiyon kendini tekrar ediyor. Dolayısıyla bu fonksiyonun periyodu 6'dır diyoruz. Arkadaşlar bakın burada 2 üzeri 6 ben şunu ama istiyordum. Şu denklemi istiyordum. Karesi. 2 üzeri 6 şu şekilde yazılır biliyorsunuz. 2 üzeri 6... 2 üzeri 3'ün karesi şeklinde yazılabilir ki o da 8'in karesidir. Yani burada bizim aradığımız sayı 8 olmuş oluyor x sayısı. Bunu da ancak şu şekilde hesaplayacağız biz. Diyelim ki R'yi bulduk. Sonuçta bir bilgisayar hesaplayacak, bir algoritma olarak hesaplayacağız. R'yi bulduktan sonra, diyelim ki A üzeri R eşittir 1 olarak bulduktan sonra x'i şöyle hesaplıyoruz. X eşittir a üzeri r bölü 2 mod n. Tamam. Yani x eşittir a bizim seçtiğimiz rastgele sayıydı. 2 üzeri r periyottu.
6 bölü 2 mod 20, mod 21. Dolayısıyla x eşittir 2 üzeri 3 yapar, o da 8'dir. Mod 21'e yazdığında 8 olacak. Dolayısıyla bakın x'in 8 olduğunu bu şekilde hesaplıyoruz. Dolayısıyla bunu r bölü 2 şeklinde yazabilmemiz için de r'nin çift olması gerekiyor. Eğer diyelim ki rastgele bir sayı seçtik ve bu fonksiyonu hesapladık. R tek geldiyse başka bir sayı seçeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Başka bir sayı seçip dolayısıyla algoritmayı tekrardan çalıştırmamız lazım. Ki R'nin çift olması lazım ki bu şekilde yazabilelim X'i hesaplayabilmek için. Şimdi değerli arkadaşlar, bazen seçtiğimiz A sayısına bağlı olarak bazı durumlarda algoritma bize asal çarpanlarından sadece bir tanesini veriyor. P'yi ya da Q'yu, ikisinden bir tanesini veriyor sadece. Ya P'yi verir ya da Q'yu verir. Buna kısmi çözüm deniyor. Eğer ikisini de veriyorsa tam çözüm deniyor. Mesela A eşittir 2 seçtiğimizde P ve Q ikisini de bulduk. Bir tanesi 7, bir tanesi 3. İkisini de verdi bize. Buna tam çözüm deniyor. P ya da Q'lardan herhangi bir tanesini verebilir bazen. Ona da kısmi çözüm deniyor. Fakat önemli değil. Çünkü eğer herhangi bir tanesini bulursak diğerini o sayıya bölmek suretiyle kolay bir şekilde bölebiliriz. Çünkü bilgisayar için, klasik bir bilgisayar için çarpma ve bölme işlemi kolay. Bir tanesini bile asal çarpanları bulursanız diğerini otomatik olarak bulmuşsunuz zaten demektir. Şimdi arkadaşlar mesela aynı örnek için şeye bakalım. A sayısını mesela 20 seçelim. Örneğin ben yine 21 sayısının asal çarpanlarını buluyorum. 21 ile ortak hiçbir böleni olmayan bir rastgele sayı seçeceğim. 20 olsun. 20 ve bu fonksiyonu hesaplıyorum. A üzeri 0 efendim, A üzeri 0 işte mod 21. Dolayısıyla 20 üzeri 0 1'e denk gelir. Mod 21'de yazıldığında 20 üzeri 1 20 olur. Mod 21 yazdığında 20 üzeri 2 400'dür. 21'i 19'la çarparsak 399 yapıyor. Yani 1'i yakalıyoruz. Tam ikinci adım, bir üçüncü adımda yakalıyoruz. Bunun periyodu dolayısıyla 2 olmuş oluyor. Mod 21. Dolayısıyla x zaten bir şeyin kare şeklinde yazıldığı için x zaten direkt 20 olarak buluyoruz. Ama onu şurada hesaplayalım. X'e hesaplarken neydi? A üzeri R bölü 2. A dediğim şey 20. 20 üzeri R bölü 2. R zaten 2. 2 bölü 2. Mod 21. O da zaten 20 üzeri 1. Mod 21'de yazıldığında 20'dir. Böylece X'in 20 olduğunu hemen buluyoruz. Sonra bir sayı fazlası neydi arkadaşlar? X artı 1 21 ile 21'in en büyük ortak böleni. 21 3 çarpı 7 şeklinde yazılıyor. 21 3 çarpı 7 şeklinde yazılabilir. Dolayısıyla bunların en büyük ortak böleni 7 olmuş oluyor. Bir tanesini bulduk asal çarpanlarından. Diğeri ise x eksi 1 yani 19 21. Bunların en büyük ortak çarpanı 1 sadece. Yok yani ortak çarpanları yok. Dolayısıyla arkadaşlar buna kısmi çözüm deniyor. Asal çarpanlarından bir tanesini verdi. Ama asal çarpanlarında bu P olsun mesela. Diğeri Q eşittir. 21 bölü 7. O da 3 zaten bilgisayar için bir kolay işlemdir. Bunu bir şekilde kolay bir şekilde yapabilir. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla Shor algoritması aslında periyot bulma işlemidir. Fonksiyonların periyodunu bulur. O biri yakaladığımız andan itibaren periyodu yakalamış oluyoruz. Dolayısıyla asal çarpanlarını bulma probleminden periyot bulunma problemine kaydırılmış olur. Son bir tane örnek çözeyim. 15 sayısının da asal çarpanlarını bulalım. Dediğim gibi bu sayılar kolay sayılar ama mantığını anlamamız açısından önemli. Bir de bunu asıl bir algoritma, kuantum algoritma bunu nasıl yapıyor?
Kuantum Fourier dönüşüm bunun neresine? Kuantum faz kestiri bunun neresine? Bunları önümüzdeki derslerde zaten anlatacağım. M eşittir 15 sayısı. Arkadaşlar 15 ile ortak hiçbir böleni olmayan bir rastgele sayı. Bu sefer 4 seçelim mesela. 4 üzeri 0, 1 olur. Mod 15'te yazılırsa. 4 üzeri 1, 4 olur. R'yi bulduğumuz zaman hemen çift olup olmadığını kontrol edeceğiz. Eğer tekse tekrar edeceğiz. 4'ün karesi 16. Dolayısıyla mod 15'te 1 olur. Dolayısıyla x sayısını hesaplıyoruz. A üzeri R bölü 2 mod M. X eşittir yani 4 üzeri 2 bölü 2 mod M. X eşittir 4 olur. Asal çarpanlarından bir tanesi X artı 1 M, yani X artı 1 5, 5 ile 15'in en büyük ortak böleni 5 yapar. Diğeri ise X eksi 1 15, X eksi 1 de 3 yapar. 3 ile 15'in en büyük ortak böleni de 3'tür. Böylece asal çarpanları bulmuş olduk. Evet arkadaşlar, bu dersi burada bitiriyorum ben. Bir dahaki dersimizde kuantum Fourier dönüşümüyle başlayacağız. En nihayetinde bizim amacımız bir 15 sayısını mesela örnek olarak alacağım ben. 15 sayısını çünkü elle çözmek için gücümüzün yetebileceği sayılar bunlar. Mesela 21 bile daha çok gelir. Çünkü 15 ile 21'in asal çarpanlarını bulmayı karşılaştırırsanız elle kuantum algoritma üzerinden çözdüğünüz zaman 21 çok daha kompleks oluyor. Çünkü bir kübit bile arttığı zaman sayılar çok karmaşıklaşıyor. 15'i mesela bir kuantum devre çizeceğiz. Orada asal çarpanlarını, Shor algoritması nasıl yapıyor kendimizi algoritma yerine koyacağız. Bütün adımlarıyla çözeceğiz. Evet, bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.